Hawaii today. Herkese merhaba. Bugün nasılsınız? Evet arkadaşlar, bugün bomba gibi bir ders bizi bekliyor. Plural nouns yani çoğul isimlere çalışacağız arkadaşlar. Sizlerle birlikte o zaman let's start. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birazcık karışıklık yaşanan bir konuyla ilgili çalışmamızı gerçekleştireceğiz sizinle. Peki bugün neler öğreneceğiz arkadaşlar? Zaten belli değil mi? Singular and plural nouns yani tekil ve çoğul isimleri çalışacağız arkadaşlar. Tabii ki de biz bunların örneklerini vereceğiz size. Ama bunlardan çok fazla olduğunu unutmayın. Kendi başınıza da bir çalışma yapmanız gerekecek. Yani bunların liste hallerine de bir bakmanız gerekecek arkadaşlar. Peki o zaman hemen geçelim. Bunlar ne? Nelere dikkat etmemiz gerekiyormuş arkadaşlar. Şimdi. Burada düzenli isimler var arkadaşlar. Regular nouns. Yani bunlar düzenli. Biz bunların sonuna direkt ne yapıyoruz? S takısını getiriyoruz arkadaşlar. Peki bu S takısı ne yapıyor? Lerler ekini veriyor. Biz bugün çoğul olan S takısına çalışıyoruz arkadaşlar. Sakın bunları geniş zamanla birlikte karıştırmayın. Zaten bunlar nereye geliyor bakın. isimlere geliyor değil mi? Peki o zaman pencil, house, computer gibi kelimeleri gördüğümüzde ne yapıyoruz? Biz direkt çoğul yapmak için S takısını ekliyoruz arkadaşlar. Bakın ne yaptık? Kalem, kalemler oldu değil mi? Süper. Peki house kelimesi var, ev. Şimdi bunu evler yapalım. Yani ne oluyor? Houses oluyor değil mi? Bakın buraya direkt S takısını getirdik. Computer bilgisayar. Şimdi bilgisayarlar diyelim. Computers diyoruz arkadaşlar. Ne yaptık? S takısını getirdik ve onları Artık çoğul yaptık arkadaşlar. Birden fazla hale getirdik onları. Peki o zaman devam edelim. Evet şimdi birazcık kafamızı karıştıran bir durumla karşı karşıyayız. Bunlar nedir arkadaşlar? Bakın burada kelimenin e, son harfine, ondan önceki harfine falan bakmamız gerekiyor birazcık. Yani burada kelime eğer neyle biterse s, ç, ş, x R, Z. Yani bu harflerle biterse biraz Türkçe birazcık İngilizce olarak okudum ama sizin bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu harflerle bitiyorsa bu seslerle bitiyorsa biz ne yapıyoruz bakın. Ne geldi buraya arkadaşlar? E harfi geldi S'den önce değil mi? S takısını ekliyoruz bu sefer. O zaman ne geliyor? Bakın box sonu X de bitmiş değil mi? Buradaki gibi. Ne yapıyoruz o zaman? Boxsız yapıyoruz. Yani biz bunu şöyle yazamayız arkadaşlar. Önce doğru halini yazalım. Bu şekilde çoğul yapamıyoruz arkadaşlar. Kural dışı dikkat ediyorsunuz. Ve son harfine bakıyorsunuz kelimenin. Peki bakalım watch. Burada izlemek anlamını değil de biz ne kullanalım? Saat anlamını kullanalım ve saatler diyeceğiz arkadaşlar. Bakın ç ile bitmiş değil mi? O zaman ne yazıyoruz? Watches. Yani saatler. Watches. Evet watches yaptık arkadaşlar. Burada ne dedik arkadaşlar? Watch, watches yani saatler demiş olduk değil mi? Peki o zaman yine neyle bitti? Buradaki sesimiz de bitti ve direkt S takısını ekledik arkadaşlar. E ve S olan S takısını ekliyoruz. Peki o zaman bas var burada sonu bakın. S harfiyle bitmiş değil mi? O zaman yine ne yapıyoruz? Basses. Yani ne yaptık arkadaşlar? Otobüsler demiş olduk. Peki buna bakalım. Diş var burada. Hangi harflerle bitiyor? Bakın, SH harfi var burada değil mi? Peki o zaman ne yapıyoruz? Biz buna yine deşiz diyoruz arkadaşlar. Yani burada son harflerine bakmanız gerekiyor. Çoğul yapmak için bir kelimeyi. Peki o zaman quiz var burada. Z harfiyle bitmiş arkadaşlar. Quiziz yapıyoruz. Quizler. Peki onu da yaptık. Peki o zaman bunlara da çalıştık. Devam ediyoruz arkadaşlar diğer kuralımızla. Geldik diğer kuralımız arkadaşlar. Yine ne yapıyoruz? Kelimenin son harflerine bakıyoruz. Bakın be careful dikkatli olun burada. Ne ile bitiyor bu kelimeler ve ne eklememiz gerekiyor bu şekilde biten kelimelere? Bakalım. F harfi var burada. Bir de F E harfi var arkadaşlar. Yani bir kelime F ya da FE ile bitiyorsa ne yapıyoruz? Onları biz atıyoruz arkadaşlar. Bakın ves getiriyoruz direkt. Peki o zaman ben Türkçe olarak söylüyorum ki aklınızda daha iyi kalsın okunuşlarını. Şimdi bakalım arkadaşlar. Leaf var burada değil mi? Bakın F harfiyle bitmiş. Yaprak. Peki o zaman biz onu yapraklar yapmamız için ne yapıyoruz? Şuradaki F harfini atmamız gerekiyor arkadaşlar. Ne yaptık? Leaves. Yani yapraklar demiş olduk değil mi? Süper. Şimdi gelelim Life var burada arkadaşlar. Life. Bakın burada neyle bitiyor? F ve e ile bitiyor, değil mi kelimemiz? O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Kelimemize bakın böyle F getirebilir miyiz tekrar yazmak için? No. Yani ne yapacağız arkadaşlar? Bu gitti değil mi? Şöyle yazıyoruz arkadaşlar. Artık buradaki F ve e harfini attık. Peki o zaman diğerine bakalım. Wolf var burada. Kurt kelimemiz. Peki bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Wolves yapıyoruz, değil mi? Yazalım. Evet. Yani kurtlar demiş olduk arkadaşlar. Buradaki F'yi de atmış olduk. Bu şekilde dikkat ediyoruz arkadaşlar. Son harflerini ve burada devam edelim diğer kuralımızla birlikte. Peki burada ends in vowel plus Y. Yani burada arkadaşlar bir sesli harf Sonrasında kelimede bir y harfi varsa yani önce sesli harf olmak zorunda, sonra y harfi olmak zorunda arkadaşlar. Böyle kelimeleri biz nasıl çoğul yapıyoruz? Direkt ne yapıyoruz arkadaşlar? S takısını ekliyoruz. Şimdi bunu neden söylüyoruz? Bir sonraki kuralda daha iyi anlayacaksınız. Toy var burada değil mi? Oyuncak. Peki o zaman oyuncaklar demem için toys yapıyorum. Evet, bu şekilde doğru bir şekilde yaptık. Sonra devam edelim. Monkey var burada maymun. Monkeys yapalım arkadaşlar bunu. Peki süper. Hiçbir sıkıntı yok. Direkt S takısını S'yi ekliyoruz kelimenin sonuna. Key var burada anahtar. Anahtarlar diyoruz arkadaşlar. Keys. Evet ne yaptık? Burada bir sesli ve bir Y harfi gerek bize. Sonrasında S takısını ekledik arkadaşlar. Bakın O var burada sonra Y var. E harfi var sonra Y var. Sonra yine E harfi Y var. Ne yaptık? S takısını direkt ekledik. Çoğullaştırdık. Peki gelelim arkadaşlar. Evet şimdi burada birazcık dikkat etmemiz gerekiyor. Buradaki kelimemiz nasıl oluşuyor arkadaşlar? Bakalım. As in consonant plus Y. Yani burada bir kelimemiz sessiz bir harften sonra Y harfi alıyorsa ne yapıyoruz? At ne yapıyoruz arkadaşlar? ES takısını ekliyoruz. Bakın burada baby var burada, değil mi? Ve baby kelimesini biraz inceleyelim sizlerle birlikte. Şurada bir sessiz harf var, değil mi? Consonant bir harf bu ve sonrasında Y harfi gelmiş arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Remove Y. Yani buradaki Y harfini atıyoruz arkadaşlar. Babies yapıyoruz. Şuraya ekliyoruz bebekler dedik. Peki yine city var burada. Bir sessiz bir harf var, sonra y harfi gelmiş. Ne yapıyoruz o zaman yine? Y'yi atıyoruz. Cities yapıyoruz arkadaşlar. Şehirler. Peki burada puppy var arkadaşlar. Yine bir sessiz harf var, sonrasında y harfi var. Bakın burada yavru köpekler diyeceğiz, değil mi? Y'yi atıyoruz. Puppies diyoruz. Evet bu şekilde onları da çoğullaştırdı. Kurala dikkat. Ne yapıyormuşuz? Sessiz bir harften sonra Y harfi varsa arkadaşlar Y'yi kaldırıyoruz. I, ekliyoruz. Devam edelim. Evet şimdi gelelim. Bir tık daha çok çalışmamızı gerektirecek bir yer var arkadaşlar. Burada S takısını eklemiyoruz. Yani bu kelimeleri çoğullaştırmak için bunlar düzensiz isimler arkadaşlar. Düzensiz isimlerde kelimeler değişiyor. Dikkat edelim. Men erkek demek değil mi? Peki erkekler diyeceksek biz buraya S takısı mı ekleyeceğiz? Hayır arkadaşlar kuralımız var. Ne yapıyoruz? Kelimeyi değiştiriyoruz. Men yapıyoruz ve erkekler demiş oluyoruz arkadaşlar. Dikkat. Woman kadın demek. Peki kadınlar demek için S takısı asla eklemiyoruz. Woman diyoruz arkadaşlar ne yaptık? Kadınlar demiş olduk. Yani burada harfler değişiyor. Bakın görüyorsunuz. Person var arkadaşlar. Kişi demek. Peki kişiler ne demek? Oo, bambaşka bir kelime geliyor. Hazır mısınız? Gelsin people. İnsanlar falan demek arkadaşlar. People'ları yazdık tabii ki de. Ama people diyoruz arkadaşlar. Ne yaptık? Biz komple kelimeleri değiştirdik değil mi? Devam ediyoruz. Evet şimdi gelelim arkadaşlar. Burada eğer bir isim o harfiyle bitiyorsa ne yapıyoruz biz? Direkt S takısını ekliyoruz arkadaşlar. Yani burada video o harfiyle bitti değil mi? Peki ekleyelim hemen. Sadece S takısını ekliyoruz. Evet devam. Şimdi radio var arkadaşlar. Radio o harfiyle bitmiş. Radyolar diyoruz. Radios. Peki devam edelim. Zoo hayvanat bahçesi var burada. Yine o harfiyle bitiyor. Ne yapıyoruz? Zoo diyoruz arkadaşlar. Evet buna da dikkat etmeniz lazım. Bir sonraki kuralda daha iyi anlayacaksınız bunu. Peki o zaman eğer bir kelime, bir isim o harfiyle bitiyorsa biz ne yapıyoruz? Direkt S ekliyoruz arkadaşlar. S harfini direkt ekleyip çoğullaştırabiliyoruz. Devam edelim. Heh, şimdi burada dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Eğer bir isim consonant yani ünsüz bir harf sonrasında o harfini alıyorsa ne yapıyoruz arkadaşlar? E, S'yi ekliyoruz. Çoğullaştırıyoruz bunu. Peki bakalım hemen. Potato. Yani burada T harfi nedir arkadaşlar? Bir kansınıttır değil mi? Peki C yazdım oraya o zaman. Burası da zaten bir O harfiyle bitmiş. Bakın bu ikisiyle bitiyorsa eğer bir isim ne yapıyoruz? Buradaki S'i ekliyoruz arkadaşlar. Potatoes yazalım. Evet, direkt getirdim arkadaşlar bunu kelimeye. Peki hero var arkadaşlar. Hero kahraman demek biliyoruz. Bakın burada bir ünsüz bir harf var. Sonrasında o harfini almış. Ne yapıyorum o zaman ben unutmuyorum. S takısını ekliyorum arkadaşlar. E ve S'yi ekliyorum buraya. Heroes. Peki kahramanlar. Mango var burada arkadaşlar. Mango. Yine bakın bir consonant harf. Sonrasında ne var kelimenin sonunda? O harfimiz var. O zaman ne yapıyorduk? Tabii ki de S takısını ekliyoruz arkadaşlar. Mango's yapalım. Mangolar demiş olduk. Böyle arkadaşlar bu kuralları çok çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü bizim için çok çok önemli arkadaşlar. Dikkat edelim. Peki, şimdi de gelelim no change yani yine hiçbir değişim olmayan e, kelimelerimize geldik arkadaşlar. Evet, şimdi bakalım arkadaşlar sheep. Biz bu kelimeyi koyun. Ya bazen kuzu olarak da görüyoruz. Ee, tek olduğu zaman kullanabiliriz değil mi? Yani bir şeyden bahsettiğimizde. Ama biz bunu çoğul yaparken hiçbir taka eklemiyoruz. Kelimeyi değiştirmiyoruz arkadaşlar. Ship ship yani burada da birden fazla olduğunu söylüyoruz değil mi? Çoğul hali de aynı arkadaşlar. Bazı kelimelerin maalesef böyle. Bunları aklımızda iyi bir şekilde tutmamız gerekiyor. Ship bir tane coin için kullanılabilir. Sheep de onun çoğuludur arkadaşlar. Yani ikisi de aynı değişmiyor. Burada artık cümlenin içinde bir şeyden bahsediyor. İki şeyden bahsediyor. Ona göre bakıp karar verebiliriz. Peki series var burada arkadaşlar. Dizi yani değil mi? Bu kelimenin çoğulu da aynı arkadaşlar. Series dizi diziler. Yani ikisi için de aynısını kullanıyoruz. Hiçbir değişim yapmıyoruz kelimede. Deer var burada arkadaşlar. Bakın burada olduğu gibi geyiklerimiz değil mi? Peki bir geyik için de biz deer kullanıyoruz. İki geyik için de biz deer kullanıyoruz. Yani hiçbir değişimi yok arkadaşlar. No change kelimelere de dikkat edin. Sizi düşürebilir arkadaşlar. Yani s takısı asla eklemiyoruz. Kelimeyi de değiştirmiyoruz. Aynı şekilde kalıyor arkadaşlar. Dikkat. Şimdi gelelim. Alıştırmamızı yapalım arkadaşlar. Biz zaten az önce kurallarımızı öğrendik. Peki bakalım onları uyarlamaya çalışalım biraz. Tomato var burada. Peki domatesimiz var. Bakın arkadaşlar burada bir sessiz sonrasında o harfi almış değil mi? O zaman ne yazıyorum arkadaşlar? Tomatoes. Bu şekilde e ve s'yi ekledim. Peki bird var burada. Bird kelimesi arkadaşlar. Direkt ne yapıyorum ben bu kelimeye bakın. Birds. S'yi ekledim arkadaşlar. Peki gelelim. Butterfly var burada kelebek. Bakın arkadaşlar. Burada y harfiyle bitmiş değil mi? Önünde, önünde de ne var? Bir ünsüz bir harf var. Peki bakalım ne yazıyoruz o zaman? Butterflies. Yani buradaki ne yaptık arkadaşlar? Y'yi düşürmemiz gerekiyor değil mi? Butterflies. Çoğullaştırdık artık. İ geldi, e geldi, s geldi. Bunu unutmuyoruz. Ne yaptık? Y'yi düşürdük, es takısını getirdik. Toot var burada. Peki toot kelimesine de biz bir harf ekleyebilir miyiz çoğul için? No no no. Dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Toot e, burada kendisi değişmek zorunda arkadaşlar. Teet oluyor onun çoğulu. Peki dikkat edelim. Fish Heh, yine bir tuzak kelime fiş kelimesinin e, çoğulu da arkadaşlar fish olarak karşımıza çıkıyor tabi bunun e, bazı hariç durumları var harici durumları var ama bizim şunu bilmemiz gerekiyor Fiş tek bir balık içinde kullanılıyor. Fish yine çoğu balık içinde kullanılıyor. Yani değişim yapmıyoruz arkadaşlar. S takısını eklemiyoruz. Dikkat edelim. Peki o zaman bugün neler yaptık arkadaşlar? Singular and plural nouns. Yani tekil ve çoğul isimlere çalıştık. Sizlerle birlikte kuralları iyi bir şekilde aklınızda tutarsanız eğer tıkır tıkır yapacaksınız arkadaşlar. Kelimelerimizi çoğul hale getireceksiniz. Peki o zaman şimdi gelelim ödüllü sorumuza. Bu soru size ait arkadaşlar. Thank you for listening to me. Goodbye. See you.